Bir de tüm koçu kestirmeye değilse koçu kestireyim mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Ya bilmiyorum arkadaş. Yüzlerinizin buzlaması kaydıyla yayın hakkını yürüyorsunuz. Tamam. Şimdi ablacığım bir anlat yaşadığın sorunu. Kısaca bir özetle ne yaşıyorsun? Hocam benim şiddetli boş ağrısı. Şiddetli baş ağrısı. Mide bulantısı. Böyle ensede tütür şişiyor çok boynum. Ensenizde ağrı var. Evet. Peki ne kadar zamandır var? 2 sene. Hocaya gittiniz mi şu ana kadar? Ben Iğdır'a gittim. Kaç tane hocaya gittiniz? 4-5 tane hocaya gittim. Hocalar ne dediler size? Nazar dediler hocam. Nazardan kaynaklı dediler. Evet. O zaman her nazar derin ensesinden geçmeyen bir ağrı olsun. Yani. Olabilir mi? Doktora gittiniz mi? Doktora gittim hocam. Olarak vermedim hocam. Gitmediğiniz yer. Doktor ne teşhis koydu ablacığım? Migren diyor. Migren diyor. Ve hiç geçmiyor. Geçmiyor hocam. Şu an ağrıyor mu şiddetli bir şekilde? Bugün mü? Evet. Bugün yok fazla ağrıyor. Ağrıyor da o kadar çok değil. Ensenizden gelen bir baş ağrısı. Evet. Mide bulantısı. Ağzım acı oluyor, o zaman ben biliyorum, ensemde tutuyor ağzım nasıl acı, ben biliyorum artık. Baş ağrısı bir hafta yatakta kalıyorum. Bir hafta yatakta kalıyorum. Çok değişik bir baş ağrısı. Peki 2 senedir var bu dediniz. Evet. Bunun haricinde hangi bir problem, sorun, sıkıntı var mı? Şimdi midem hocam nasıl anlatırsın, anlatamıyorum. Yani, sen anlat abi. Bayıldığı zaman ben yaşadığım için. Ben o zaman bayılma biliyorum. Hastalığı var. Tamam, şu anda sen anlattın, onu da birini anlattın. Tamam, sen bir anlat abi. Şimdi mesela atıyorum, eskiden bundan bir 20-25 gün öncesine, bir 2 ay öncesine kadar 10 günde bir, 11 günde bir oluyordu. Bayılıyor. Yani hastalık oluyordu, böyle gözleme, mesela şu zaman kendin gidiyor. Kendin değil. Ben onun gözlerini zorla şöyle açıyorum, evet. Göz diye bir şey kaldı. Göz bitiyor. O kocaman göz, bir kalem ucu kadar olmuş. Evet. Onu açtığım zaman, hafiften beni böyle görüyor, ondan sonra gidiyor. Bir zaman, bunu orada dövüyorlar. Orada hocam, dövüyorlar derken? Gözümü kapatırken akşam çok dövüyorlar beni. Şimdi ablacığım, kim dövüyor? Hariçte insanlar mı? İnsanlar evet, tabii evet. Siyah çarşaflı kişi, kadınlar üstünde siyah çarşaflı. Kadınlar seni dövüyorlar. Evet, benim zorla bağırmıyor, çekiyorlar, dövüyorlar. Bayılır, ben dövüyorlar. Bağırıyorum, o zaman beni bırakıyorlar. Peki uykuda bağırdığına siz şahit misiniz? Evet, ben şahidim. Defalarca, milyonlarca o kadar heybetli bir bağırma şekli var ki sanki yani bir canlı kestin attın. Öyle çığlık atıyor. Bir çığlık atıyor. Ben mesela bir bismillah diyorum, ben senden korkma diyorum. Ondan sonra duruyor. Hmm. Şunu da hocama anlatayım ben. Mesela bu, daha önce çocukluğum ben bilirim. Evet. Biz beraber büyüdük, teyzemin kızıdır. Evet. Bir ev aldık biz. Tamam. Krediyle biz aldık. Evet. Biz bu eve girdik. Buradan diyordu, Allah'ım bana bir ev ver, canıma. Dedim ben, bana bir ev ver. Bana bütün hastalıklar nasip et. Nasıl bir yemin ettin ablacığım ya? He? Yok, yemin etmedim. Bana bir ev ver, canımı al. Dedim mi? Şey, hastalıkları ver ama bir evim olsun dedim. Ondan sonra biz ev aldıktan sonra, 4-5 ay evi aldıktan sonra... Başladık. Ondan önce hiçbir şey yok. Ondan önce hiçbir şey yoktu. Şöyle yani ufak tabii bizim kendi aramızda normal aile sorunlarının dışında böyle bir hastalığı yoktu. Peki krediyi bitirdiniz mi? Yok. Benim şu anda kredim çok. 3-4 sene, 5 sene. Şimdi daha önce ne iş yapıyorsun? Ben Tuğla Farklarında çalıştım. İlk defa mı kredi çektin hayatımda? Yok, çok çektim. Belki 100 sefer çektim. Yani 7-8 senelik hayatımda en azından 100 sefer çektim. Kırmızı kalem yedim, ondan sonra onları ödedim. Şimdi çektim, benim üzerime demem, başkasının üzerine çektim ama ödemeyi ben yapıyorum. Mesela arkadaşım, ben bir daha arkadaşım çekmiş. Ödemeleri ben yapıyorum. Şu anda onun üstünde, yaşıyorum. Sıkıntılı bir bölüm ya. Yani bildiğin gibi de. Şimdi krediden gelen bir lanet var. Faiz farklı bir lanet. Evet.
Yani faize bulaştığında zaten bu sallar çoğu insanda yaşıyor. Ya evde huzursuzluk, ya kavga, ya dövüş, bir lanet gerçekleşti. Zaten bizim önce korku vardı. Korku durdu, bu hastalık çıktı. Aslında önce bizde bir geçimsizlik vardı. Kendi içimizde. Şimdi hocam buna... Belayı sen istedin, sen çekiyorsun. Ne diyeyim şimdi ben sana? He? Peki bu yaptığın yeminden tövbe ettin mi? Ettim tövbe. Ne diye tövbe ettin? Şey, hastalık için iyi olayım, tövbe ettim dedim. İyi, inşallah bu başım iyileşsin de bir daha öyle bir şey istemem dedim, tövbe ettim. Rahatlama oldu mu? Bir iki gün öyle oldu, tekrar boş arası başladı. Ama bir yemin mi ettin sen o arada? Evim olsun, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Yok hocam, o zaman köydeydim, yağmur yağıyordu. Kızım kucağımda, eşyalarım dışarıda, yağmur yağıyordu. Evet. Ben de dışarıda o zaman dedim, keşke bir evim olsaydı. Hastalığı, bütün hastalığı şey Allah bana verseydi, yeter ki bir evim olsaydı. Büyük bir hata yaptı. Çıkacağız daha önce. Çıktık biz. Çıktık. Krediyi kapatacaksın. Bu ev. Kapatma şansımız yok. Burada değildi hocam, daha memleketteydim ben. Geldim buradan, aldığımız o yoldan çıktık zaten. Zaten bir hocaya gittim, o hoca bana dedi evi değiştir, çıktım ben. Çıkınca biraz rahatladın mı? Biraz rahatladım. Biraz rahatladım. Biraz ne kadar oldu çıkalı? Üç dört ay. Bir ay biz dedik, oh be dedik, bizim hastalığı bitirdik ama ondan sonra yine daha şiddetli. Hocam hasta oluyorum, bu evin gözünde parılıyor çocukları. Ya intihar etmeye kalkışıyor. Evet. Çay demliyorum, tam bardağımı götürüyorum, gözümün önünde çay para buluyor, tekrar bardağımı bırakıyorum. Bir kalk bakalım ben yavrucum bir. Ya nasıl bir çirkefin? Şöyle sırtını dön bu tarafa geç bakalım. Kendinizi nasıl bir çirkefin içine sokuyorsunuz yani, var ya. Dil. Hep dil büyüsün. Cahillik işte. Dil. Şöyle bir dişini aldım. Var mı çekimler? Var mı? Sadece biraz içim titriyor. He? Sadece biraz içim titriyor. Şurada ağrı var mı? He? Şurada. Şurada. Tam şurada mı ağrı? Evet. Bir otur bakalım abla. Ya şöyle otur, gel. Şuraya bir otur bakalım, geç. Otur öyle. Otur öyle, öyle. Siz kaç kardeşsiniz? Biz mi? 15 mi? 16 mi? Kaçın çocuksun sen? Ben 5. Senden öncekiler erkek mi, kız mı? 3 tane erkek, 1 tane kız. İlk doğanlar erkek mi? Evet. Ondan sonra bir kız var, abla. Yok, o ilk doğan ölmüş. İlk doğan ne? 2-3 aylık ölmüş. Sonra 3 tane... 2-3 aylık ölen kız mı? Erkekmiş. Ondan sonra 3 erkek de dünyaya gelmiş. Bu 3 erkek de sonra ablam, abladan sonra ben. Sonra 6. Ablanda problem var mı? 17-18 ablam sene çocuğu... Ablam astım falan var. Bronşit astım, öyle bir şey. Ablam 18 sene çocuk doğurmadı, çocuğu yoktu. Sonra oldu çocuk. Sonra Allah'a şükür 2 tane çocuk. Sizin kaç çocuk var? Bizim 3 tane var. Çocuklarla problem var mı? Kızlar biraz bir araya çıkıyor artık. Ben yenilik bastım, 13-14 yaşında. Yenilik küçük mü? Yenilik 12 bile. Kız 14 yaşında, öbürü 13, küçüğü 10 yaşında. Aç ellerini bakayım ablacığım, bir dua et. Şöyle dua pozisyonu al. Ya huzur billahi şeytan evracım. Allah'ım, sesli söyle ablacığım. Allah soyundan yerine getirilmeye
Adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Ellerini şöyle aç. Duada böyle açılmaz. Bak dökülüyor. Şöyle tut. Şöyle tut. Şöyle tut. Şöyle tut. Bak duayı içtenlikle yap. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen. Tek tek söyle hocam öyle. Bak soyumdan yerine getirilmeyen bir adak var. Sen de diyorsun ki. Sen de diyorsun ki. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Sana sığınırım. Söyle bakalım. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Devam et. Allah'ım. Soyumdan yerine getirilmeyen adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Hiç oruç adaladın mı hayatında? Ben iyileşeyim o zaman kalalım. Kaç gün tutacağım dedin? Ben dedim iyileşsem de kurban kestireceğim. Ya iyileşirsen kurban kestireceğim. Oruç adadın mı diyorum abla? Yok oruç önce. He? Oruç. Hiç adamadın mı oruç? Annen adar mıydı oruç? Bilmiyorum. Ben annemin yanında değilim. Küçükken annenin adaladığı falan hatırlıyor musun hiç? Yok. Peki evi alırsak kurban kesecek diye adam iş olabilir misiniz? Öyle dedim burcu biterse. He? Burcu bitsin. Biterse dedim ben. O da kalırdı. Burcu biterse. Peki evi alırsak diye bir adak ekstra adam iş olabilir misin? Burcu biterse. Ev alırsak diye. Burcu biterse keseriz. Ama çok istiyormuş. Ev işi. Ev dedim arkadaşıma dedim ben bir ev istiyorum dedim olursa sana bir hediye alacağım onu dedim. Ev aldım arkadaşıma hediye aldım ben bunu şey yaptım. Başka? Başka o kadar. Allah'ım anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım de. Ablacığım sesi söyler misin? Allah'ım anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Kesmediği şeytandan değil. Kes. Allah'ım anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle. Sen söylersin ben tekrar unutuyorum balı hocam hemen. Allah'ım anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Bak iyi dinle beni. Allah'ım diyorsun. Anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle. Sen söylersen ben söylerim ama unutuyorum hocam. Kafa yerinde değil ki. Evet gerçekten. Allah'ım. Hemen unutuyorum ben Allah'ım. Anne babamın kesmediği adaktan gelen şeytandan sana sığınırım. Söyle bir daha. Hafıza anında gidiyor. Evet. Şu evde işini gücünü falan yapabiliyor mu? Beyi gidiyor mu? Şimdi hocam şu şey hastalandığı zaman... Yapamıyor. Yani artık tamamen gidiyor. Evde durmak istemiyorum o zaman hocam. Bazen de mesela yapıyor, başım ağrıyor, yemek falan yapamıyor. Kendi işini yapamıyor, arkadaşları falan yapıyor. Bazen de mesela iyileştiği zaman o hastalık arasındaki boşlukta iyileşme boşluğunda hiçbir sıkıntı yok. Mesela bu son zamanda buraya gelmek istemiyordu. Hocam ben koltukta oturabilir miyim? Başım. Buraya gelmek istemiyordu. Ona uzanmış benim bir şey oraya gitmeye. Ankara'ya gidersen senin çocuklarla bir aynı sana yaptığımız zorunlu sarı olacağız. Annen çok döver miydi seni? Küçükken döverdi. He? Evet. Çok fazla mı döverdi? Evet seans bitti. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? Rahatladın mı? Evet. Ben de onun numaraya huzur geldi. Şimdi nasıl alacakmış? Şu anda başım ağrıyor. Abi bir ağrı var. Bunu üstü alırken burnuna... Yok benim de az önce ağrı var da şimdi geçti. Bak geldiğinde bir baş ağrım vardı. Göğsünde bir sıkışma vardı. Sırtından bir şey seni sürekli sıkışıyordu. Boynum zaten şimdi... arabada şey yaptım. Boynum çok şişmişti. Sen az önce vurdun geçti. Peki o an sana vücuttaki enerjiyi temizlerken elinde bir bıçak kesseydi beni öldürür müydü? Gerçekten yapamadım. Ne yapardın?
Öldürürüm seni, gerçekten korkarım. İçinden bir sanki şey evet. devreye girdi evet. ve bana saldırıp öldürmek istedi evet, değil mi? İstedim gerçekten. O an kendini kontrol edemedin ama. Öyle bir sinir ve öfke geldi evet. bir anda. Sonra geçti. Zaten hasta oluyorum öyle geliyor bana. Bir anda. Ama şu an seni bu adam ne derse desin zor sinirlendi. Evet ben hiç şey yapmam. Relax sinir damarlarını alındı. Nesine geldi ben de ödeyeceğim ben kızım. Geçer inşallah sıkıntı kalmaz geçmiş olsun bakalım. Teşekkür ablam razı olsun. Bir de tüm koçu kestirmeye değilse koçu kestirir mi? Bilmiyorum. He? Bilmiyorum. Her annesi mi annesi mi? Bilmiyorum. Peki sen şehitlerin yolunda sabit misin? Bilmiyorum. 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 Bilmiyorum.